Merhaba arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni bir videomuzu videomuzun başlarına görmüş olduğunuz üzere bugün Savaş Müller dorselerini nasıl deleceğiniz olmadan veya deleceğiniz e, olup da işte kodlarını nasıl değiştireceğinizi bilmiyorsanız hemen sizlere bunları göstereyim genelde değilisi olmayan arkadaşlar bu e, yaptığım videoyu izleyecekleri yüzde 90 Deleceğiniz yoksa değileceği alacağınız paranız yoksa bu şekilde de yapabilirsiniz. E, ama satın aldığınızda daha kolaylık olacaktır. Bilginiz olsun. Direkt men kodlarla uğraşmak yerine direkt hazır e, gidip servisten veya Dorsa yöneticisinden alıp modifiye edebilir vesaire yapabilirsiniz. Oradan daha kolay olacaktır. Önerim o alabilirsiniz. Ama yoksa paranız yetmiyordur veya kodlarını istiyorsunuzdur. Veya hani diyorsunuz ki kardeş ben kodlarla uğraşırım. Sen bana karışma diyorsanız buyurun kodlar sizin. Burada korsanlık vesaire düşünen arkadaşlar var. Bana ne? <laughs> Allah Allah çok da umurumdaydı. Ne düşünürseniz düşünün. Şimdi ise arkadaşlar e, bir önceki videolarımızda Krondorse'nin kodlarını vermiştim ben sizlere burada aynı bu şekilde ben sizlere blog sayfamda açıklama kısmındaki blog sayfamda sizlere link vereceğim linki tıkladığınızda aynı bu kron gibi e, bu şekilde hazırlayacağım İşte resmini koyacağım sonra kodlarını koyacağım kodları bu şekilde olmayacak ama e, benzeri sadece şurasını vereceğim sizlere yerleştirmeniz gereken yeri şimdi videoda göstereceğim zaten bu şekilde olacak arkadaşlar fotoğrafları vesaire birlikte hepsini vereceğim sizlere. Savaş mühürlerde çift orası yapılıyor mu bilmiyorum ama deneriz. Onu da deneriz yani denemedik demeyelim. Zaten önceki videolarımızda basık dorselerin yapımını göstermiştim sizlere. Şimdi e, buradan istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Onun haricinde ise kaynanın sis farı nasıl çalıştırılır geliyor Zaten da. Zaten kanalda var ama belki sitede yayınlayacağım. Bir de olmadı etrafta tekrardan bir atarım. Bilmeyen arkadaşlar için de hemen küçük bir göstereyim sizlere. Buraya ETS2 Skyna Siz far dediğinizde zaten bakalım çıkacak mı benim video ve gördüğünüz üzere bu çıktı. Bu çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Gayet de güzel bir rahat bir şekilde çalışıyor. Ben daha kullanmadım ama bir sonraki videoda görürsünüz siz bunu zaten. Bu yapımı bayağı kolay. Bir tane man alıyorsunuz. Onun kodları vesaire. Şimdi ise arkadaşlar ilk yapmamız gereken işte oyunumuzun içerisine girelim. Oyunumuzun içerisine girdikten sonra siz normal bir e, alabileceğiniz bir doğrusu almamız gerekiyor Onun için de şunu yapıyoruz Arkadaşlar buradan doğrusu üyesi deyip ve doğrusu satın alımına buradan ise herhangi bir doğrusu alabilirsiniz Ben bunu alacağım yine her zamanki gibi bunun e, tekerlerini yükseltiyoruz şunu seçiyoruz bunu seçtikten sonra ise boyamızı da özellikle değiştirelim sonradan sorun yaşamayalım diye bunu da seçiyoruz Daha sonrasını ise başka hiçbir şey yapmanıza pek de gerek yok e zaten şu anda sırtında olan dorse göreceksiniz. Üstü bu dorse altı krom. Değişik bir şekilde bir şeyler yaptım ama oldu mu oldu çalıştı. Bunu yaptıktan sonra ise onaylayın. Yani dorseyi satın alın. Hemen dorseyimizi gönderelim biz. Dorseyimizi gönderdikten sonra ise çekici yöneticisi deyip buradaki sırtındaki dorseyi değiştirelim. Gördüğünüz gibi diğeriyle aynı gibi. Gibi gibi her nesi. Bunu park ediyoruz daha sonrasından bu dorsemizi sırtımıza alıyoruz. Bu arada olmamıştı neyse. Dorsemizi sırtımıza aldıktan sonra oyunumuzu içerisine giriş yapıyoruz. Dorsemizi sırtımıza alıyoruz. Dorsemizin plakasını arkadaşlar son hanelerini bilmemiz gerekiyor çünkü o kodları aratacağız. 06-ZH'ymiş. Bunu unutmayalım. Daha sonrasında hızlı kaydımızı almamız lazım e, direkt şöyle hızlı kaydımızı aldığımızda gelecektir. Eğer ki hızlı kayıt almayı bilmiyorsanız konsolu vesaire nasıl açacağınızı bilmiyorsanız açıklama kısmındaki kodlamaya başlamadan önce yapılması gereken bir video izleyebilirsiniz. Veya hızlı kaydı şunu çok rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama o video izleyip gerekli 3 tane kodu değiştirmeniz gerekiyor. Sayılar var. Sayıları değiştirmeniz gerekiyor ki herhangi bir hata almayın. Hızlı kaydımızı aldık. Hemen bir tane daha hızlı kayıt alalım. Koyu aldık. Sol üstte de gördüğünüz üzere. Sonra plakamızı unutmama babında 0 aldı. Tire ZH'ymiş. Benimki sizinki neyse onu alın. Hemen geldik buraya. Bir tane dosya gezgenimizi açıyoruz buradan. Dosya gezgenimizi açtıktan sonra ise e, belgeler, dokumentari, euro track. Buradan ise profilimize giriyoruz. Eğer sizlerde birden fazla profil varsa ise e, şuna iki kere tıklayın. En üstteki dosyaya girelim. Dosyanız eğer ki gözükmüyorsa, profiliniz gözükmüyorsa Steam e, Cloud servisini kapatmanız gerekiyor. Onu nasıl kapatırsınız? oyuna girin. Profili düzenleyi yapın. Orada zaten Steam Cloud Tiki var. Onayını istiyor sizden. O onayı kaldırın. Ondan sonra oyuna girin. Tekrar hızlı kayıt alıp profiliniz gözükecektir burada. Girelim. Save diyelim. Ondan sonra buradan Quick Save diyelim. Quick Save dedikten sonra şu game dosyasını SLL Dispenser'i e sürükleyelim. Buradan game dosyasını açalım. İsterseniz bu game dosyasını not defteriyle de açabilirsiniz. Not Plus ile da açabilirsiniz veya Microsoft'un e, Visual Studio ile de açabilirsiniz burada ben daha öncesinden hazırlamış olduğum kod vardı. Ondan dolayı bu şekilde. Şöyle en üstü çıkalım. Sizler de bu şekilde gelecektir. E geldikten sonra ise burada bizim plakamız neydi? Onu aratmamız lazım. CTRL-F tuş kombinasyonu ile doğru plakasını aratalım. Benimki 06-ZH idi. Bunu arattığımda ben, benim plakam geliyor. Sizlerde plakanızda bazı Plakalarda da Almanya plakasıydı sanırsam. Şuralarda böyle değişik değişik yazılar yazıyor. O yüzden şu son haneler genelde işe yarıyor. Ondan dolayı buraya geldikten sonra ise arkadaşlar sizlere açıklamada vereceğim şu kodların bulunduğu web sitesi olacak. Yani benim blog sayfam daha demin bahsettiğim videonun başında bahsettiğim kodlar burada olacak. Açıklamada vereceğim. Gidip hızlıca alabilirsiniz. İşsiz arkadaşlar var. Geçip oturup tam ekran açıp bunun birebir aynısını yazanlar var. Onlara da Allah sabırlar versin iki dakika iki linke tıklayıp gidip alabilir. Ee, şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta benim sırtımdaki senin ben diyorum ki işte tanker dorsesi olsun diyorum. O yüzden şunu yapıyoruz. Şuradaki data kısmına kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. İki tırnak arasına. Yok, olmadı. Şu şekilde yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdık. Daha sonrasında ise ee, şasi bir body yerleştirmemiz gerekiyor. Onun için de hemen aşağı doğru indiğimizde zaten bulacağız. Bu arada burada fazlalıklar var. Onları da zaten e, daha sonrasından kaldırırsanız. Kaldırma işlemi daha kolay zaten. Body'miz var ve şasimiz var. Burada da aynı şekilde şasimizi kopyalıyoruz. Buradaki şasimizi de aynı şekilde değiştiriyoruz. Daha sonrasından body'mizi değiştiriyoruz. Marker'ı falan da vermem gerekirse eğer Sizlere yine aynı markerları bunun açıklamasının altında veririm marka kodlarını vesaire. CTRL yapıyoruz. Daha sonrasında oyunumuzun içerisine gidiyoruz. E, bu şekilde ESC yaptık. Kaydet yükle, oyunu yükle, yükle ve evet dedikten sonra hızlı kaydımız otomatik olarak yüklenecek. Herhangi bir sorun yaşama durumunda Discord sunucuma gelip benden yardım destek talep edebilirsiniz. Ben müsait olmazsam sizlerden ricam beklemeniz veya diğer arkadaşların size yardım etmesini beklemeniz. Gördüğünüz gibi Savaş Müller'in dorsisi geldi. Ama ve lakin bakın markerlar böyle havada asılı duruyor. Bu markerları da silebilir veya kaldırabilirsiniz. Veya benim yine açıklamada yani bu kodlarla birlikte ben %90 bunların markerlarını da vereceğim. Onlara birlikte markerlarını da değiştirebilirsiniz. Zaten daha önce yaptığım gibi markerı bulun değiştir. Çok basit bir işlem. Daha sonrasında eğer ki diyorsanız ki ben marker istemiyorum marker kodunu silebilirsiniz. Silme için de yani onca video var bakabilirsiniz. Şimdi bunu yaptık. Bu birinciydi. Daha sonrasından diyoruz ki işte ben şunu yapmak istiyorum. Bunu hangisi olduğunu bilmiyorum. Ee, şöyle bademizi alalım. Buradan bademizi tekrardan değiştiriyoruz. Bu başka bir dorse. Hangi dorse olduğunu bilmiyorum. Şu anda bölüm bölüm ayırmışımdır videoda. İşte bu bu diye saniyelerini ayırmışımdır. Oradan bakabilirsiniz. Yukarı çıkalım. Datamızda değiştirelim. Bu şekilde yani dorsayı değiştirebilirsiniz. Çok basit. 3 tane kod değiştiriyorsunuz zaten. Başka da bir şey yaptığınız yok. Hemen dorsanız değişiyor. Şekli şey mahalle geliyor. Bunu hızlı kayıt yapalım. Daha sonra yüklediğimizde dorsanız değişecek. Swajmiller'in herhangi bir dorsası gelecektir. Öyle bozuk bozuk çıkan markerdır, diğer parçalardır. Onları da kodlarını silebilirsiniz. Ha, Kavin geldi böyle şey. Soğutmalı gibi dorsa geldi. Bunu da bu şekilde öğrenmiş olduk. Bu da güzel tamam bu da çalıştı perdeli bir dorse diyebiliriz buna da daha sonrasında low rider yani düşük kabin e, şey alçak dorse diyebiliriz alçak dorsemizi de editleyebilmek için şöyle şu şekilde yapıp oh. bunu da böyle yaptık daha sonrasında şişesine gelelim bunun şurada hatta ben şunları bir, bir saniye one minute one minute Tamam. <laughs> Böyle daha kolay oldu. Geliyorum bunu. Daha benim size gösterebilmem için en kolay yöntem buydu. Böyle yaptığımda herhangi bir sorun yaşamayacağız zaten. Kaydettik. Tamam dedik. Daha sonrasında oyunumuz içerisine girdik. Doğrusanız bu şekilde. ESC kaydet yükle. Oyunu yükle. Yükle evet dedikten sonra doğrusanız gelecek. Bu arada inşallah de ban atmaz. <laughs> Promosudan ban yedik. Ferakis Embi'den bayan yedik. bir de seyircisi -se kaldı. Az kaldı. Gördüğünüz gibi bunu gelmiş oldu. Oh plakon güzel oldu lan ışıklar. Oho güzel oldu. Harbi harbi güzel oldu. Oo nice. Dik 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 Güzel oldu. Ben bunu beğendim. Tamam. Bunu da benden öğrendiniz ha. Başka yerde bulamazsınız. Bulursanız da nadirdir yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Geldi parçamız. Daha sonrasından devam edelim. Ref diye bir tane dorsemiz varmış. Hemen şunu da datasını değiştirelim. Şunu da değiştirelim. Bu arada bende Sivaj Miller var. Bilginiz olsun. Yani ol, var diye çalışıyor mantığında düşünmeyin. Olmayanlarda da çalışıyor. Zaten denediğinizde göreceksiniz. Ama bak bende de yok ama çalışıyor. Bu çocuk harbiden de yapıyor dersiniz. Hemen şöyle hızlı kaydımızı yükle dediğimizde tamam. tamam. Bu arada dorsenizi er değiştirdiğinizde yük alabiliyor musunuz? Bildiğim kadarıyla evet yük alabiliyorsunuz. Sadece zaten dorsesi zaten önemli olan data. Data, body, e, data, body ve şasiyi e, değiştirirseniz yük alabiliyorsunuz. Sorun yaratmıyor sizde. Yaratma durumunda yine o zaman bakarız. Gördüğünüz gibi bu da değişik bir şekli şemal oldu. Bu da güzel oldu aslında. Bu soğutmalı mı? Yani soğutmalı. Diğeri perdeliydi. Bu soğutmalı. Tamam. Diğeri kuru yüktü sanırım. Bir de şöyle bir dorsemiz var. Bunu yani da bir değiştirelim. Zaten 5 tane kategoride olan dorselleri var. Vajmillerin. Bu şekilde yaptık. ESC kaydet yükle oyunu yükle yükle evet dedikten sonra yüklenecektir. Sizler araçların plakası nasıl değiştirilir gibisinden bir video yapmayı planlamıyorum. Zaten internette bulabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Diğer yayıncılarda bakabilirsiniz. O bu da şey taşıma. Güzel oldu. Oo, tam hizada oldu. Evet arkadaşlar bu şekildeydi bunların yapımı. Şimdi diyeceksiniz ki ben markerı kaldırmak istiyorum. Marker nasıl kaldırılır derseniz ise yapımı şu şekilde arkadaşlar geliyorsunuz marker buluyorsunuz şu şunu, şunu buluyorsunuz. Bunu bulduktan sonra eğer ki değiştirmek istiyorsanız benim size vermiş olduğum marka dosyasını değiştirmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem şu. Şuradaki kodu size vereceğim kod ile değiştirmeniz gerekiyor. Eğer ki ben komple kaldırmak istiyorum derseniz de yapmanız gereken işlem şu. Şurayı siliyorsunuz. Şurayı kopyalayın. CTLC Burayı silin. Boşluk. Yukarı çıkın. Ya ben burada şunu yaptığınız CTLF tuş kombinasyonu ile açılan ekranda yukarı yaptığınızda bulacaktır. Bulduktan sonra şurayı silin ve şu hatayı sakın yapmayın. Bunu yaptık ya bunu sildik. İşte bunu sildikten sonra aşağı doğru sıralamayı yapmayın. En aşağıdaki kodu alın. Gelin buraya yapıştırın. Sonra en aşağıdaki kodu çiftli gözükmesin. Oyun hata vermesin diye silin komple. Bitti. Bu kadar yani. Sonra da uğraşıyorsunuz. Ben önceden hata yapıyordum. Bir iki videomda var öyle. Sonra sonradan deneme yanılma yöntemiyle deneye deneye buldum. Gayretcik de dedik markerımız değişecek. Normalde bir ürün satacaktım da dedim gerek yok. Site açayım. herkese erişim. Adam internette araştırdı mı gelir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir marker yok. Markalıların hepsi gitti. Çünkü sildik markarı. Herkesin siz markanız varsa değiştirmek istiyorsanız yine daha açıklamada vereceğim yine. O kodu değiştirerek yapabilirsiniz. Sorun yaratmaz tampon nasıl değiştirilir derseniz onu da bir zahmet hani siz yapın yani. Yine ben sizlere tamponları ve şurasını veririm. Yani e, çamurluk, tampon ve e, bunu vereceğimi pek zannetmiyorum ama çamurluğu veririm, tamponu veririm, markerlarını veririm. Bir de doğru sevdiğin datasını, şasisini, bodysini veririm. Devamı da zaten sizlerde arkadaşlar. Bunun yanlarını yaparsanız da o da size kalmış. Krondor selini de yapabilirsiniz. Basit olur. Eğer ki illa ben onu istiyorum. Kesinlikle paylaşmalısın derseniz. Şöyle diyelim. <laughs> 50 like gelirse koyarım hepsine. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet Abone olmayı, like atmayı. Yorumlarda istediğiniz bir içerik varsa bunları belirtmeyi unutmayın. Yardım destek için Discord sunucuma gelebilir yardım desteği alabilirsiniz. Onun haricinde yine kafanıza göre takılmak veya önerilerde bulunmak isterseniz ister yorumları ister Discord sunucumda de belirtebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere tekrar tekrar bay bay.